Merhabalar sevgili Murat Yetkin, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Zeynel, nasılsın? Çok teşekkürler. Arkadaşlar buradaki sesini açsınlar bana birazcık. Çok az geliyor buradaki ses. Gayet iyi. Şimdi tamam. İyi mi? Biraz daha yüksek sesle konuşayım. Çok teşekkürler. Tamam. Şimdi bugünkü Yetkin Report'ta yazdığın yazıdan bir alıntı yapıp öyle soruyla başlayayım istersen sevgili Murat. Arınç'ın sözleri herkesten çok AK Parti içindeki vicdan sahiplerini rahatlatmıştı. Erdoğan'ın Bahçeli'yi kızdırıp küstürmeme uğruna Arınç'ı böyle harcamaya kalkması parti içerisinde ters tepebilir diyorsun. Nedir durumlar? Şimdi Bülent Arınç öteden beri zaten böyle zaman zaman, her zaman değil. Yani Selahattin Demirtaş'ta, Osman Kavala'da yıllardır içeride. Ama şimdi Erdoğan bu işte reform yapacağız dedikten sonra, Adalet Bakanı reform yapacağız dedikten sonra o da çıktı. Ya bu iddianameleri çocuk bile yazmaz. İşte ben rahatsızım falan dedi. Yani demek ki daha önce rahatsız değilmiş. Yani bu anlamda çıkıyor. Evet. Fakat burada enteresan bir durum var. Yani hani başımız döndü diye siz hashtag açtınız. Şimdi bu böyle yani Arınç böyle deyince Arınç da şu anda Erdoğan'ın hani Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Evet. Acaba hani Erdoğan böyle bir nabız yoklamak için mi bunu yaptı ya da zemin hazırlamak için mi yaptı diye akıl yürüterek, niyet okuyarak bazı meslektaşlarımız hemen hani bahçeye atladılar. Atladılar, onu da biraz bahçeye atladılar da, evet. Hemen de Erdoğan yok öyle bir şey diyiverdi. Şimdi Bülent Arınç herhangi bir insan değil mi? Yani Adalet Kalkınma Partisi'nin kuruluşundaki üç temel direkten biri. Yani Abdullah Gül, Bülent Arınç, Tayyip Erdoğan. Şimdi Abdullah Gül'ü zaten Erdoğan hani dışarı aldı. Yani evet, partinin dışına aldı. Siyaset dışında o da zaten artık ben yapmıyorum, siyasetle uğraşmıyorum diyor. Hı. Bülent Arınç'ı bir şekilde özür dilerim enterne etti. Hani içeride Beştepe'nin içinde kaldı ki hatırlayalım Bülent Arınç geçtiğimiz aylarda da örneğin bir defa İbrahim Kalın'la ters düşen bir açıklaması oldu. Bir defa Fahrettin Altun'la ters düşen bir açıklaması oldu. İşte orada hemen kremlinoloji yaptı meslektaşlarımız. Yüksek İstişare Kurulu'nda efendim daha önce şu sandalyede oturuyordu da şimdi bak geri iki sandalye altta oturuyor falan gibi. Bunları yani çok şey yapmamak lazım. Ama ortada olan şu var. Bülent Arınç'a ismini vermedi gerçi. Ya ben onu kastetmedim falan diyebilir her an. Daha önce bunun da örneklerini gördük. Ama her ne kadar geçmişte birlikte çalışmış olsak da diyor. Evet, şimdi orada dolayısıyla birlikte çalışmış olsak da parantezine sadece Bülent Arınç girmiyor. Ahmet Davutoğlu da giriyor. Ali Babacan da giriyor. Hı hı. Ama orada tabii hala birlikte yani aynı çatı altında olunan Bülent Arınç var. Yani böyle bir analiz yapalım önce. Yani evet, o paranteze çünkü sadece Bülent Arınç girmiyor. Kaldı ki Davutoğlu da Ali Babacan da işte az önce sen de Zeynel'cim bahsettin gayet sert ifadeler kullanıyorlar bu konuda. Yani çok rahat yo ben ötekileri kastettim falan da diyebilirim. Ama burada önemli olan şu var. Erdoğan damadını feda etti. Yani koltuğunu işte ekonomi şey yapmak için ben gidiyorum dedi. Daha önce Süleyman Soylu ben gidiyorum demişti. Örneğin hatırlayalım. Aman gitme ihtiyacımız var dedi Erdoğan. Hem de bunu canlı yayında yan yanayken falan söyledi. Değil mi? Evet. Şimdi Berat Albayrak ben gidiyorum deyince peki güle güle zaten işte başarı hanesinde de şeyi saydı. Hatırlayalım. Enerji Bakanlığı dönemindeki işte arama gemileri bulma gemileri şeyini saydı. Evet. Hani başka sayacak bir başarı bulamadı herhalde. Evet. Evet. Yani şimdi burada tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani Adalet Kalkınma Partisi'nin ortağı değil mi? İktidar ortağı. O olmasa seçilemezdi. Hem de nasıl bir iktidar ortağı? Koalisyon hükümetlerinde hepimiz biliyoruz yani bu kadar yaşlıyız artık Zeynel. Yani koalisyon hükümetlerinde neydi? Yani koalisyon ortaklarının her birinin bir sorumluluğu var. Evet. Yani aksadını. Halbuki Bahçeli'nin şu anda hiçbir sorumluluğu yok. Hem hükümetin dışında hem de fiili veto yetkisiyle adeta her şeyi kontrol ediyor. Şimdi Meral Akşener'in sözlerini hatırlayalım. Geçenlerde Meral Akşener ne dedi? Alaaddin Çakıcı'nın Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bu hakaret dolu tehditlerine Bahçeli'nin sahip çıkması üzerine ne dedi? Dedi ki bu aslında Erdoğan'adır mesaj. Yani Kılıçdaroğlu'na vuruyormuş gibi Erdoğan'ın reform söyleminden rahatsız olundu. Neden? Çünkü o sırada şey vardı. Hakimler Savcılar Kurulu Kavala davasına bakan yargı mensuplarının dosyalarını istemiş. Dosya istemek ne demek? Siciline bakmak demek. Terfi olmayacak o demek. Yani genel olarak bu anlama geliyor ama artık Erdoğan her şeye hakim. Terfi ettiriyorum. O işte başsavcı olacak dedi. Kimsenin bir şey diyecek hali yok. Evet. Ama normalde işleyiş bu. Şimdi bu böyle olunca tabii Milliyetçi Hareket Partisi saflarında bugün Kavala, yarın Demirtaş rahatsızlığı çıktı. Ama onlar Demirtaş'ın oradan çıkmamasını istiyorlar. Yani suçu varmış yokmuş bu önemli değil. O yani Demirtaş'ı hapiste istiyor Milliyetçi Hareket Partisi. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi şu anda mecliste 3. parti. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Halkların Demokratik Partisi, çok özür dilerim yanlış söyledim. Evet, Halkların Demokratik Partisi 3. parti. Milliyetçi Hareket Partisi onun gerisinde. Yani nasıl olur da Kürt milliyetçileri Türk milliyetçilerinden daha fazla temsil edilir filan türü rahatsızlıklar Milliyetçi Hareket Partisi'nin öteden beri zaten var. Bu biliniyor, teröristlikle suçluyorlar. Ve bunun üstüne bir de Arınç çıkıp Kavala'nın yanına Demirtaş'ı canlı yayında koyunca tabii orada demek ki artık içeride bambaşka kazanlar kaynamaya başladı. Oysa Arınç'ın bu sözleri Adalet Kalkınma Partisi içinde hani vicdanla davranan, yani biraz hukuk bilen, işte yani Kavala'yı düşünsenize isyana teşvikten tutmadı. Yani mahkemeden döndü. Daha çıkmadan adam bu sefer casusluktan, aynı iddianame neredeyse casusluktan yargılamak için yine tutukla. Kaldı ki Gezi davasıyla ilgili suçladı dün Erdoğan aslında Kavala'yı, halbuki o davadan beraat etti hala. Fark etmez ki yani sonuçta o öyle kodlanmış artık yani. Evet. Hani, bir algı yarattı, o algı yarattı, algının üstüne gidiyor, devam ettiriyor tabii. Evet yani orada da çok rahat işte sonuçta Berat Sesli bile Erdoğan nezdinde aklanamıyor bir türlü ya da evet yani öyle bir durum var. Evet. Şimdi bu durum ters tepebilir diye yazdım, sen de alıntı yaptın. Gerçekten öyle olabilir çünkü bir rahatlama belli, yani AK Partiçilik belli çevrelerde getirmişti. Burada Albayrak konusuna tekrar değineyim. Albayrak'ın yerine Lütfü Elvan'ın getirilmiş olmasında böyle bir boyut vardı. Çünkü Lütfü Elvan ve etrafındaki bazı milletvekillerinin herhangi bir yeniden bir çatlama durumunda işte Gelecek Partisi'ne ya da Deva Partisi'ne gidebileceği yolunda Ankara'da söylentiler vardı. Hani dendi ki Lütfü Elvan tercihi Mehmet Şimşek olmadıktan sonra. Önce Mehmet Şimşek'e gidiliyor. Mehmet Şimşek, benim çok işlerim var zaten Londra'dayım falan diyor. Ondan sonra Lütfü Elvan'a gidiliyor. Hatta bir ara Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası Genel Müdürü, onun da ismi dolaştı polislerde. Ama sonuçta Lütfü Elvan biraz da parti içini rahatlatmak amacıyla o göreve getirildi. Bunu Ankara'da hani siyasetle biraz ilgilenen herkes biliyor, konuşuyor. Şimdi bu yeni bir rahatsızlık kaynağı olabilir. Arınç'ın siyasette şöyle bir rolü var. Yani geçmişte de hep bu tür pürüzler diyelim çıkardı Erdoğan'a. Ama şimdi siyasette sadece Arınç değil, bazı figürlerin, bazı ülkelerin rahatsızlık etkenidir asıl gücü. Yani mesela Arınç bir parti kursa bilmiyorum kaç kişi oy verir. Ama Arınç'ın bu hani engelleyebilme gücü var. Yani hani bir parti kursa diyelim, yani kuracağı yok, şimdi izleyiciler yanlış anlamasın. Şey yani Adalet Kalkınma Partisi'nden kaç kişi Arınç'ın peşine düşer ben emin değilim. Ama Arınç ya arkadaş hukukça Arınç, vicdanlara öyle bir şey olur mu dese, seslenebiliyor tabii, öyle diyor diye o dikkate alınır. Yani vicdanlara seslenebilen bir kişi. Evet. Çünkü biraz önce sen de saydın, bu partiyi kuran 3 kişiden birisi. Sonuçta bir abiliği, o vicdanlara seslenebilme özelliği var Arınç'ın. Ancak şunu da yapabiliyor. Bazı açıklamalar yapıyor. İtiraz edildiği ve Erdoğan'ın da sahip çıkmadığı zamanda yanlış anlaşıldığını da söyleyebiliyor Arınç. Onun da örnekleri oldu. Var çünkü yani... hani genel olarak bir siyasi çizginin devamcısı yani, evet. Hani kadayıfın altı mı kızardı, üstü mü kızardı'dan buralara gelen bir şey. Şimdi bugün Abdülkadir Selvi'nin bir yazısı vardı, ondan ilginç bir tespiti var onun da. O da bir Ankara gazetecisi olduğu için bazı kulislere sahip olduğunu düşünüyoruz. Bahçeli'nin siyaseten bir tehdit hissettiği zaman hemen erken çağrı yapabilme özelliğine sahip olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Erdoğan Bahçeli'yi rahatsız edebilecek beyanlara karşı hemen harekete geçtiğini söylüyor. Yani sonuçta bu cümlelerden şunu anlayabiliriz. Aslında bu ülkeyi yöneten Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi, Erdoğan ve de AKP tamamen bu partinin, o küçük partinin rehini haline dönüşmüş gibi sanki. Ne diyorsun sevgili Murat? Yani şunu söyleyebilirim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin istemediği bir şey olmuyor. Hı hı. Ve bazı istedikleri de oluyor. Örnek, İşte Alaaddin Çakıcı ve arkadaşlarının infaz yasasına dahil edilmesi. Hı hı. Yani Alaaddin Çakıcı'nın mahkum olduğu suçlar arasında Cumhurbaşkanı'na hakaret de var. Hem de yazılı, yani mektup yazmıştı. Hı hı. Ama buna rağmen Bahçeli istedi ve öyle oldu. Şimdi bunun çok örnekleri var. Şimdi boş yere zaman kaybetmeyelim. Evet. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi'nin... Bahçeli eliyle kullandığı bir veto gücü var. Şimdi yargıda reform olacak, yargıda işte pozisyonlar değişecek filan ne demek? Bu kadar zamandır, özellikle de Fethullahçıların temizlenmesinden sonra yargı sistemi içinde, ki daha önce de Milliyetçi Hareket Partisi güçlüydü yargıda yani. Hı hı. Daha önce de güçlüydü. Şimdi oradaki daha güçlü pozisyonlarda daha çok hani ülkücülerin olduğu biliniyor. Yani bana kim isim say deseniz bir şey sayamam. Yani burada binlerle rakamlardan söz ediyoruz. Şimdi yani böyle bir sanki perde arkasında erken seçim sözüne gelince, yani evet, Bahçeli 2002 yılından beri ne zaman erken seçim dediyse ya da referandum dediyse biz sandık başına gittik. Evet. Ama bu defa hem Adalet Kalkınma Partisi'nin hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi kendilerini hani ne diyelim kısıtladığı bir %50+1 oranı var. Hı hı. Şimdi erken seçime gidilse acaba Cumhur İttifakı, hadi yanına Büyük Birlik Partisi'ni de aldı diyelim. Büyük Birlik Partisi'ni de aldı diyelim. %50+1'i garantileyebiliyor mu? Evet. Ben emin değilim. Hı hı. Şimdi denebilir ki evet, bazı şeylerde güvenilir şirketlerin anketlerinde Adalet Kalkınma Partisi'nde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de oyları düşüşte. Ama orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları da düşüşte. Diğer muhalefet partilerinin, HDP'nin değil, HDP yani Halkların Demokratik Partisi hep aynı düzeyde bir istikrarı koruyor. Diğer muhalefet partileri de düşüşte. Hı hı. Dolayısıyla şu an bunun ne anlamı var? Yani kararsız ve protesto filan oylarının yükselmesinin anlamı siyasette şudur: ülke seçimine hazır değil. Hı hı. Yani demek ki insanlar kendilerini bir karar şeyinde görmüyor. Yani ya ben mutlaka oy kullanmak zorundayım. Acaba Murat'ı mı Zeynel'i mi seçeyim filan diye bir şey içinde değiller. %20-25'e yakın kararsızlar çıkıyor. İkinci parti çıkıyor konumunda. Yani evet, hani parti diye saysanız ikinci. Dolayısıyla bu şeyi gösteriyor. Yani zaten bir seçim ortamı yok. Şu ekonomide hangi hükümet seçime gider Allah aşkına? Tabii. Yani dolayısıyla Erdoğan'ın reform programını hayata geçirebilmesi için mutlaka Bahçeli'yi bir şekilde ikna etmesi lazım. Hangi şekilde bilmiyorum. Ama bir şekilde ikna etmesi lazım. Hı hı. Bu dönüşünden sen de bahsetmiştin sevgili Murat. Hani Bülent Arınç'ın bu açıklaması istişare kurulunda olması nedeniyle belki Erdoğan'ın haberdar olduğu bir açıklamaydı. Dolayısıyla acaba zemin mi yok diyorlar demiştin. Ve o dönüşü yapmak zorunda olan Erdoğan'ın açıklamasından sonra pelikanlar ya da işte gazeteciler oluverdi. Gerçekten de çok hazin ve de komik bir ortam oluşuyor artık. Yani bizler tabii çok eğleniyoruz ama kendileri acaba bu durumdan rahatsız değiller mi? Ne diyorsun? Hiç değiller. Hiç değiller. Bakın 27 saat Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifasını haber yapmamış ve daha sonra da o anlı şanlı gazeteci arkadaşlarımız, köşe yazarlarımız bu konuda bir satır yazmamış bu Türkiye'de. Bundan söz ediyoruz Zeynel. Evet, evet. Hani başka konulara dalmak için fırsat kolluyorlar. Acaba şu hani geçmişte de ne güzel günler yaşamıştık filan, bak ne olmuştu filan diye yazıyorlar. Ya şu konuyu yazmadılar hala. Ne bekliyoruz Allah aşkına? Ya bunlardan ne bekleniyor artık? Şimdi yani o yüzden onlar hiç rahatsız filan değil. Tek rahatsızlık şu olabilir. Yani ya acaba bir şey olur da bizim maaşımız gider mi? İşte arabamız gider mi? Sekreterimiz, şoförümüz gider mi filan. Tek kaygıları bu olabilir artık bu noktadan sonra. Başka bir etik kaygıları olduğunu ben zannetmiyorum. Açık söylüyorum. Yani hani yok hayır ben çok gazetecilik etiği ile uygun davrandığım için Berat Albayrak'ın istifasını yazmadım filan diye bir çıksın bir arkadaşımız söylesin bu meslektaşlarımız. Ya biz de dinleyelim. Desinler ki ben burada haber değeri bulmadığım için yayınlamadım, yazmadım bu konuda bir şey. Şimdi burada da durum aynı. Onlar yazacak bir şey bulurlar nasıl olsa. Yani hani bir sürü devlet memurları da onlara çalışıyor değil mi? Parti memurları da onlara çalışıyor. Evet. Onlara malzeme bulmaya çalışıyor. İşte bulurlar, onlar yazarlar. Ben onların rahatsız olacağını falan hiç zannetmiyorum. Ama evet. Ali Babacan tabii konuştukça açılıyor değil mi? Evet. Yani Ali Babacan'ın performansı hakkında açılıyor, ne düşünüyorsun? Onu soracağım. Şuna ben şahitim. Çünkü galiba 2010 ya da 11 yılı mıydı? O yıllardan birinde Ali Babacan Başbakan Yardımcısı, ekonomiden sorumlu hükümetteyken kendisiyle bir mülakat yapmıştık. Orada bugün söylediği bu konuda aynı lafları söylemiştim. Ona şahidim. Yani bizim yatırımlar için yargı reformu yapmamız lazım. İşte bir sonraki paketi mutlaka bu konuda hazırlamamız lazım. Çünkü biz işte insan haklarını demokratikle bilmem Avrupa Birliği standartlarına uyduramazsak yatırımcı... Bunları söylemişti. Ve o yatırım paketi de hiç gelmedi tabii. Yani onu da söylemek lazım. O da gelmedi. Hiçbir zaman o yargı reformu paketi gelmedi. Tam tersine tabii bu darbe girişiminin de etkisiyle ondan sonra iyice hızlandı. O atılan reform adımları birer birer geri alındı. Dolayısıyla yavaş yavaş zemin kazanmaya başladı belki Ali Babacan ya da işte. Ama şu var. Ben bu dönüşünden, yani birdenbire Avrupa virajına dönüşünün ne kadar gerçek olduğundan hala emin değilim. Hala emin değilim. Yani bu bir manevra mı? Zaten o yüzden bugünkü yazımda 2 tane tarih verdim. Sen de Avrupa işlerini çok yakından izleyen bir gazeteci arkadaşımsın. Yani aralığın ilk 10 günü, yani ayrıntılarını Yetkin Report'ta yazdım. Ama 1-2 Aralık'ta NATO Dışişleri Bakanları toplantısı var. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nden çok ters bir gol yiyebiliriz. Çünkü Trump yönetimi gider ayak Biden'a bir enkaz devretmek istiyor. Her alanda, sadece Türkiye değil, her alanda baltalama operasyonu içinde. 10-11 Aralık'ta da Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne. Evet. Burada da Türkiye ele alınacak. Nitekim Erdoğan yerimiz Avrupa deyince Fransız Dışişleri Bakanı hemen açıklama yaptı. Evet. Çok güzel, çok memnun olduk biz bu açıklamaya ama artık lafta kalmasa iyi olur. Biraz eylem görelim, biraz hareket görelim diye bir açıklama yaptı. Yani şimdi Erdoğan'ın bu birbiri arkasına verdiği sözler kendi partisini dahi artık çok heyecanlandırmıyor ki. İşte dün gördük, sitem etti. Ya eskiden ayakta alkışlardınız, alkışlar. Hadi bir alkış göreyim falan. Millet ayağa kalktı, alkışladı. Yani demek ki dışarıda da artık bu yani söz üzerine söz, söz üzerine söz çok fazla etkili olmuyor diye düşünüyorum. Bu alkış sistemini istersen biz de haber haline getirdik, onu verelim. Ondan sonra birkaç izleyicimizin başımız döndü etiketimize yazdığı mesajlar var. Onları okur, beraber yorumlarız. Sonra seni çok fazla tutmak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki işim var. Biliyorum. Onun için şimdi Biraz önce söylediği gibi sevgili Murat Yetkin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'nin 7. olan Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop il kongrelerine canlı olarak bağlandı, katıldı. Alkışlanmamaktan yakındı Erdoğan. Eskiden salonlar alkışlarla inlerdi diyerek de sitem etti. Sevgili Murat Yetkin, şimdi benim dikkatimi çeken bir şey var. Yani orada belki videolara baktığınızda sizin de tekrar dikkatinizi çekebilir. Erdoğan'ın bunu söylemesine rağmen bazı kişiler alkışlamadı. Partili bunlar. Evet. Parti yöneticileri. Evet. Ayağa kalkılmasından sonra hani mecburen ayağa kalkıyor, yine alkışlamıyor. Duruyor böyle. Hı hı. Şimdi burada acıklı bir durum var tabii. Yani onu da söylemek lazım. Yani senin belki bugün yazında yaptığın o tespitin belki teyit eder bir durum. Arınç'ın sözleri aslında herkeste çok AK Parti içindeki vicdanları harekete geçirtmişti ve sahiplerini belki rahatlatmıştı. Şimdi tabii yeniden Bahçeli uğruna kendilerini küstürmeleri, belki sistemleri parti içerisinde bir kırgınlık yaratacaktır. Şimdilik belki bölünme değil ama Babacan ve Davutoğlu'nun var olması da tabii bir anlamda o parti içerisinde kırılganlık yaratıyor, değil mi? Evet. Yani şimdi baktığınız zaman, anketlere baktığınız zaman hem Deva Partisi'nin hem Gelecek Partisi'nin işte %2 civarında oynadığını görüyoruz. Ama bunu küçümsemeyelim. Çünkü %50+1 oydan söz ediyoruz. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani bir toplama dönüştüğü zaman bu anlam ifade ediyor. Bir de tabii sadece bu Adalet Kalkınma Partisi için değil. Daha önce bunun örneklerini çok partide gördük. Yani işte Doğru Yol Partisi'nde, Anavatan Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, çok partilerde gördük. Ortada bir alternatif olunca, bir başka alternatif olunca partililer talep etmeye başlar. Makam talep eder, ihale talep eder, bilmem yeğenine iş talep eder, şunu talep eder, bunu talep eder. Şimdi işler iyi giderken bu talepler karşılanabilir. Ama işler iyi gitmezken karşılanamaz. Halbuki talepler devam eder. Çünkü ekonomik kriz sadece ne bileyim Cumhuriyet Halk Partilileri, sadece İYİ Partilileri, sadece Milliyetçi Hareket Partilileri etkilemiyor ki, Adalet Kalkınma Partilileri de etkiliyor. Dolayısıyla bir yandan yani pasta küçülüyor, bir yandan pastadan talepler pay artıyor. Almak isteyenler de çoğalıyor. Dolayısıyla böyle bir etkisi de var. Evet. Avrasya Araştırma Şirketi'nin açıklaması, Kemal Özkıraz diyor ki bugün seçim olsa Bursa, Balıkesir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa, Samsun, Denizli ve Uşak İyi Parti'ye geçecek durumda diyor. Yani çok ciddi bir şekilde AKP ve MHP ittifakının 6 belediyeyi de kaybetmesi gibi bir durum söz konusu. O ankete göre dediğin gibi seçimde, olası bir seçimde MHP'nin barajı aşabileceğine kimse ihtimal vermemeye başladı. Cumhur İttifakı'nın da zaten iktidarı kaybedeceği anlaşılıyor. Tabii ki bugünkü durum öyle ama %25 kararsız oyların ya da 25'e yakın oyların bölünmesini şu anda kimse yapamıyor galiba. Yapılsa bile durumlar zor görünüyor, değil mi? Evet, evet. Yani bu kadar yüksek sayıda, şimdi kararsız dediğimizde Türkiye'de seçime katılma oranı diğer ülkelere göre çok yüksektir. %85 filandır. Bu ne demek? Zaten %15 bir kitle gitmiyor demek. Yani hani %15'i oradan düşelim. Ama %15'in üstüne bir %10'u da koyduğumuzda o %10 daha önce bir karara sahip olup şimdi ya o kararını söylemek istemiyor ya biraz beklemeye almış. Kendini seçim ortamında hissetmiyor demektir. Evet. Yani bunu yani şimdi bakıldığı zaman belli bir kesim diyor ki anketlerde Adalet Kalkınma Partisi düşmüş, demek ki seçim olsa muhalefet götürecek. Hayır, muhalefet partileri de düşüyor. Yani böyle bir gerçekle de karşı karşıyayız. Evet. Sevgili Murat Yetkin, çok teşekkür